Geldiniz. Taksim Dayanışması adına hepinizi selamlıyoruz. Biliyorsunuz Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere yaşam ve yaşam alanlarımıza müdahale etmek uğruna etik, bilim, teknik, hukuk tanımaz iktidarın ısrarlı çabaları sonunda bugün 27 Mayıs 2013'te bu çabalar Türkiye tarihinde belki de son derece amansız ve hukuksuz bir şiddete dönüşmüştü parkta. Oradan Taksim Dayanışması diyelim, Taksim Dayanışması'nın 2012'den beri sürdürdüğü sağlıklı kentleşme ve yaşanılır kent talebi, ülkenin milyonlarca yurttaşının daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi talebiyle birleşmiş ve 31 Mayıs 2013 tarihinde ülkenin dört bir yanına yayılarak evrensel bir boyut kazanmıştı. Ve biz bugünlerde bu evrensel direnişin ya da Türkiye tarihinin belki de bugüne kadar yaşadığı en barışçı, en haklı bu direniş çığlığının ikinci yılını idrak ediyoruz. Buna yıl dönümü demek doğru değil. Çünkü biz inanıyoruz ki hep birlikte gezi süreci bitmiş bir süreç değil. Hala devam eden bir süreçtir. O nedenle bu gezinin ikinci yıl buluşmasını Taksim Dayanışması olarak bu yıl bütün dünyaya her yerdeyiz diye seslenmek istiyoruz. Çok fazla da lafı uzatmadan ancak şunun da altını çizerek taleplerimizden, ilkinki taleplerimizden asla vazgeçmiş değiliz. Yitirdiğimiz canların mahkemeleri devam ediyor. Hala cezasızlık olanca hızıyla sürmekte. Özellikle gözünü kaybeden arkadaşlarımız şu anda 31 kişi olarak tespit edilmiş durumda. Onların bir yandan davaları sürdürülmekte. Bazı olumlu sonuçlar da o davalarda bugünlerde almaya başladık. Ancak hukuksuzlukla ve cezasızlık çok ciddi bir şekilde devam etmekte. Onun için henüz ilk günkü taleplerimizin de yitirdiğimiz canların ve kayıplarımızın da arkasındayız. Israrla biliyorsunuz bu bir sürü inisiyatif kuruldu. Ancak bugün dün Hasan Ferit Gedik duruşmasında yaşananları anmadan da olmaz. Artık o duruşmalarda hukuksuzluk ciddi bir boyuttadır ve neredeyse sistem katilleri meşru, mağdurları suçlu ilan etmektedir. Bu nedenle hepimizin gerçekten görevi ve vebali devam etmektedir. Bütün bunların altını çizdikten sonra sevgili Ali Çerkesoğlu'ndan bizim ikinci yıl bildirimizi okumaya başlamasını ve yorulduğunda bana devretmesini rica edeceğim. Buyurun Ali Bey. Değerli arkadaşlar, değerli basın mensupları, Mücelli ablanın da söylediği gibi Gezi'nin ikinci yılına denk geliyoruz. Aslında bir anma, bir kutlama, bir yıl dönümü değil Gezi. Biraz bekle. Söyleyeyim bize. Soralım mı kendisine? Yani ondan sonra oturmak istiyoruz. Tabii. Bir şeyde arkadaşlar, gerçekten sadece Türkiye'nin değil dünyanın şahidi olduğu bir toplumsal direniş demiştik. Bu konuda dünyanın en önemli isimlerinden sevgili David Harvey şu anda basın toplantımızda. Hoş geldiniz diyoruz buradan David Harvey'e. Ve buradan seslenmesini isteriz doğrusu. Hoş geldiniz sevgili David Harvey.
Taksim ve Gezi Direnişi adına sizi selamlıyoruz. Buyurun. Tamam. Gelecekmiş. Ama kaçırmıştı zaten. İyi olur. Şimdi bugün basın toplantısını açıklamamızı yapmaya çalıştığımız Gezi'nin bu anında öncelikle şunu söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Gezi gibi toplumsal olaylar, tarihsel olaylar tarihe nasıl yazılmaları gerekiyorsa öyle yazılırlar. Onları tanımlamak, tasnif etmek, ayırmak mümkün değil. Ne bir cumhurbaşkanı, ne bir bakan, ne bir İçişleri Bakanı, ne herhangi bir siyasetçi, ne herhangi bir insan, kişi buraya yüklediği misyonla tarihe bunun adını yazdıramaz. Ne biz, ne kendimiz, ne Taksim dayanışması, ne sendikalar, ne oradaki insanlar, katılanlar, katılmayanlar. Tarih kendi damgasını vurur, notunu verir ve hayat akması gerektiği gibi akar, biriktirdikleriyle, kaybettikleriyle. Bu nedenle Gezi sürecini darbeten ihanete kadar kötülüklerle simgelemeye çalışanlar bilmeli ki ve biliyorlar ki aslında ve tarih gösteriyor ki daha ikinci yılında bile Gezi'nin o birikimi, o dinamiği, o içeriği, o ruhu, Mücella ablanın yansıttığı talepleri tarihte alması gereken yeri aldı ve bu hepimiz için birer onur madalyasıdır. Şimdi ben bu ülke açıklamamızı sizlerle ilk bölümünü paylaşmak istiyorum. Yaşıyorsak ve hala nefes alıyorsak bilinmelidir ki o güzel çocukların gülen yüzü hürmetinedir. Herkes biliyor, son iki yıldır artık farklı bir ülkede yaşıyoruz. Havası, suyu, sesi, kokusu farklılaştı bu ülkenin. İktidarı, muhalefeti, meslek odası, sendikası, genci yaşlısı, işsizi, işçisi, Türk'ü, Kürt'ü artık çok farklı. Kabul eden için de, etmeyen için de hayat farklılaştı artık. Bu ülke Gezi'yi yaşadı. Haziran'ın sıcağını iliklerine akıttı. Milyonlar şarkılarını dillerinden düşürmeden kararlı ve direngen bir duruşu tarihin içinden geçerek yaşadılar. Cesur yürekli kadınların ve gençlerin büyük bir ağacın yapraklarına dönüşerek kara bir dumanı dağıttığı, nefes aldırdığı bir ülke artık burası. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve olmayacak. Gezi'de Haziran sıcağında esen rüzgarın, madenlerde, fabrikalarda, atölyelerde, şantiyelerde direnen işçilerle, tarlalarda, derelerde, ormanlarda yaşamına sahip çıkan köylülerle buluşmaması mümkün mü? Sınır boylarında, Antakya'da savaş çığırtkanlarına karşı barışı savunanların ellerindeki güvercinlerin Gezi'den havalanmadığını kim iddia edebilir? Liselilerin, üniversitelerin geleceğe dair umut ve haykırışlarının Gezi forumlarından okul bahçelerine taşındığını görmüyor musunuz? Varoşların, yoksulların eşitsizliklerle baştan kaybettiklerine inandırılmaya çalışılan hayatlarına dair umudun ipuçlarını genci ve yaşlısıyla Gezi'de yeniden bulduğuna inanmıyor musunuz? Hepimiz, herkes biliyor ve görüyoruz. Yaşıyor ve hatırlıyoruz. Sesimiz ve bedenimizle, geçmişimiz ve geleceğimizle sahip çıkıyoruz. Bu ülkenin tarihinde ender rastlanacak halkın o kendi olduğu, kendini bulduğu parkından, meydanlarından yola çıkarak bedenine, yaşamına, ülkesine, geleceğine sahip çıktığı o tarihi anların, Gezi'nin suretine tarihe aksettirdiği o takvim yaprağının yıl dönümünde, bedenimizle, ruhumuzla, kaybettiklerimiz ve sonsuza kadar yaşatacaklarımızla, aşkımız ve direngenliğimizle her yerdeyiz. İstanbul'da ve ülkenin dört bir yanında, şehirlerin parklarında ve meydanlarındayız. Gezi'yi yaşadığımız ve anımsadığımız yerde ve her yerdeyiz. Gezi Parkı'nda ve Taksim Meydanı'ndayız. Gezi'den dört bir yana yayılan park forumlarındayız. Ankara'nın, Adana'nın, Antakya'nın, Eskişehir'in, İzmir'in, Edirne'nin, Samsun'un, Diyarbakır'ın, Antalya'nın,
Yani her şehrin ve her ilçenin meydanlarında ve parklarındayız. Her yerdeyiz. Bizler, işçiler, işsizler, emekçiler, güvencesizler, göçmenler, öğrenciler, halklar, yani görmezden geldikleriniz. Görüyor musunuz? Biz artık her yerdeyiz. Parkta direnen kırmızılı kadınlar, Taksim Meydanı'nda sabaha kadar piyanosu çalan sanatçılar, duran adamlar, Toma suyu karşısında bedenini siper edenler, ağaçlara sarılanlar olarak her yerdeyiz. Kararlı duran milletvekilleri, çocuklarını almaya değil, yanında olmaya gelip zincir kuran anneler, duvar yazılarıyla, yaratıcı zekalarıyla dostu düşmana hayran bırakan ve yeniden geleceğe umut ışıklayan gençler olarak her yerdeyiz. Penguen kanallarının önünden ayrılmayan plaza çalışanları, meydanlarda kandil kutlayan, yeryüzü sofraları kuranlar, paranın geçmediği, dayanışmanın esas alındığı komünleri, yemekhaneleri, kütüphaneleri, emzirme çadırlarını, dilek ağaçlarını yapanlar ve gecenin üçünde bunları korumak için barikat kuranlar olarak her yerdeyiz. Kentine, doğasına, bedenine, kimliğine, emeğine, yani yaşamına sahip çıkanlar, kadınlar, LGBTİ'ler olarak her yerdeyiz. Türkler, Kürtler, Ermeniler, Araplar, Lazlar, Çerkesler, Sosyalistler, Aleviler, Antikapitalist Müslümanlar, işçiler, işsizler, taraftarlar, bu ülkenin tüm renklerini ve seslerini yansıtanlar olarak her yerdeyiz. Gezi direnişinin içinden şarkılar söyleyen, direnişin bestelerini yapan, her fırça darbesinde, her dizede direnişin öyküsünü yaratan sanatçılar, tiyatrocular, sinemacılar, yazacak gazete, yayınlayacak TV bulamasalar da haberin hem öznesi hem takipçisi olan gazeteciler olarak her yerdeyiz. Pala sallayan değil, kapısını, mutfağını, dükkanını açan esnaflar, evinin kapısını açık tutmak için çırpınanlar olarak her yerdeyiz. Hukuksuz ve kent katili imar planlarına dava açan, itiraz eden mimarlar ve mühendisler olarak her yerdeyiz. Binlerce yaralıyı parkta, camide, sokakta tedavi etmeye çalışan hekimler, hemşireler, sağlık emekçileri olarak her yerdeyiz. Soru soran, sorgulayan, biat etmeyen, baskıyı kabullenmeyen, özgürlük isteyen, başarı örtülü, açık, liseli, üniversiteli ya da işsiz, Gezi'nin gerçek yaratıcısı, bu ülkenin umudu gençler olarak artık her yerdeyiz. Ethem, Ali İsmail, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni, Hasan Ferit, Ahmet, Abdullah, Mehmet İstif, Fadime Ana, Berkin Elgiman, Uğur Kurt, Ayhan Yılmaz, Elif Çermik, iş cinayetlerinde ve Soma'da kaybettiğimiz canlar için ve bütün onların adlarının anıldığı, suretlerin yansıdığı her yerdeyiz. Her yer Taksim, her yer direniş, Taksim dayanışması. Evet, buyurun. Arkadaşlar, izninizle gerçekten dünya kent ve toplumsal hareketlerinin dünyadaki en önemli teorisini sevgili David Harvey'e hepiniz adına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tayfun tercüme için gel. Sen şöyle gel. Okay. All right. Okay. Well, it's a great
privilege to be here on this occasion, and particularly since the second anniversary of the what we now call the Gezi process is coming up. Burada olmak, aranızda böyle bir zaman diliminde olmak çok büyük bir ayrıcalık. Özellikle de bizim Gezi direnişi diye adlandırdığımız sürecin ikinci yıl dönümü gelmek üzereyken. One of the things that was, I think, interesting about the Gezi process was that a very simple demonstration against the threat to the park turned into something which was much greater, and I think this was symbolized very much by the fact that the Gezi process took root in other Turkish cities. It was not confined to Istanbul. Gezi protestoları ile ilginç olan önemli bir nokta da burada İstanbul'da bir parkın korunması için başlayan protestoların Türkiye'nin her yerinde, her şehrinde başka bir şeye dönmüş olması. Sadece İstanbul içinde sınırlı bir protestodan bahsetmiyor olmamız hani Gezi'nin önemli kavramlarından biri. I have to comment that as an urbanist who travels the world quite a bit, I see the Gezi process as not being unique. In fact, it is symbolic of, I think, very important trends in global political protest and global political concerns. Bir kent, dünyayı gezen bir kent bilimci olarak Gezi protestolarının özellikle sadece hani bölgesel olarak değil ama küresel tüm protesto eylem biçimleri arasında eşsiz olduğunu düşünüyorum. One of the features, of course, is that there are contagion effects. What happened here in Gezi was, I think, recorded in Brazil. So shortly after events here, a small protest in Sao Paulo quickly got transformed into a situation in which millions of people were on the streets of some 60 or 70 Brazilian cities. Burada olanlar aslında bu protestoların bulaşıcı etkileri olduğuna inanıyorum ben. Buradaki protestolar kaydedildikten ve ortaya saçıldıktan sonra diyelim. Ardından hemen Sao Paulo'da benzer protestolarla karşılaştık. Bu protestolar Sao Paulo'dan Brezilya'nın 60-70 ayrı şehrine sıçradı. While each one of these protests is different and has a different origin, and so I'm not going to say they are all the same, there are some commonalities between them which I think it's important to notice. Bu protestoların hepsi tabii ki birbirinin aynı değil. Hepsinin farklı kökenleri, farklı pratikleri vardı ama hepsinin ortak noktası olduğunu da söyleyebilirim. One of the things they all have in common is what might be called the absence of democratic consultation and participation in decisions which affect everybody's lives in cities. Hepsinin ortak noktası diyebileceğim bu protestolarda aslında yeni bir demokratik karar alma mekanizması herkesin parçası olduğu, katılımcı bir demokrasi anlayışı, herkesin söz sahibi olduğu bu protestoların ortak noktasıydı. The second thing that is remarkable about them is the violence of the police response in all cases, in which that violence itself becomes one of the centers of what the protest is about. İkincisi ise bu protestolarda protestoların karşılığı olan polis şiddeti ve bu protestoların karşısındaki polis şiddetinin gücü diyebiliriz etkisi. So when you couple together the lack of democratic participation and ability to participate with
the increasing militarization of urban life, I think you can see a quality of urban living which is becoming less and less open and less tolerable for the majority of the citizens. Demokratik katılım eksikliği ve polis şiddetini bir araya aldığımızda, koyduğumuzda her geçen gün kent yaşamı için kentlilerin hayatının ne kadar kötüye gittiğini görebiliriz. Aktif demokratik katılım eksikliği ve polis şiddetinin etkileri olarak kentlilerin yaşamının kötüleştiğini görüyoruz. This became very evident to many people in the United States, and I think came as a big shock in Ferguson, Missouri, when a legitimate demonstration was met by a local police force which had armaments and, you know, a military capacity which was surplus military apparatuses from Iraq, which suddenly confronted people on the streets involved in a very peaceful demonstration. Bu polis şiddeti ve özellikle hani askeri olarak da anlatabileceğimiz polis şiddeti ve katılım eksikliğini Amerika'daki şehirlerde de görüyoruz. Özellikle Ferguson'da oldukça legal bir protesto hakkı olan halkın, kentlilerin Amerikan ordusunun Irak sonrası da aldığı askeri eğitim ve güçle halkın üzerine salındığını ve bu iki sürecin burada da yaşandığını görüyoruz Ferguson'da. This, like I say, brought home to most people in the United States what many of us had already recognized through the violence of the police response to the Occupy movement in the United States and earlier police violence in protests against the Republican National Convention. Amerika'da Occupy hareketlerine karşı olan polis şiddetiyle de karşılaştık. Daha önce Republican Convention, Cumhuriyetçilerin toplantısında olan polis baskısını da gördük Amerika'da. So I think this raises in everybody's mind, why is it that political power doesn't want democratic forms of governance, and why is political power actually governing increasingly through militarized responses? Ve bizim aklımızdaki soru şu: neden politik güçler legal protestoları istemiyor ve bunları askeri güçlerle bastırmaya çalışıyor? Now I tend, from my political perspective, to answer that question in the first instance by asking what exactly is capital doing in our cities. Bu soruya cevap vermek için benim aklıma ilk sormam gereken başka bir şu soru var: sermaye bu şehirlerde neler yapıyor? Increasingly, as I see it, urbanization has become one of the ways in which surplus capital is being disposed of through the creation of built environments of a certain sort. Şöyle bir şey oluyor: kentlerde kentleşme üzerinden sermayenin mülksüzleştirme aşamasında aktif olduğunu görüyoruz. And this is of course a bit of a complicated story, but basically it seems to me we are increasingly creating cities for the rich and the affluent to invest in, not cities for people to live in. Son durumda şöyle bir şey diyebilirim: artık şehirleri zenginlerin yatırım yapacağı araçlar olarak oluşturuyoruz, İnsanların yaşayacağı yerler olarak değil. And this investment takes a number of different forms. Obviously, capital likes mega projects. Bu yatırımlar farklı şekiller alabiliyor. Örneğin sermaye mega projeleri gerçekten çok seviyor. It was the mega projects in Brazil that became a big focus of protest just before the World Cup, and it continues to be protested in terms of the mega projects for the Olympic Games. Örneğin Brezilya'da kentsel protestolar özellikle Dünya Kupası adına gelen mega projeler öncesinde gerçekleşti. Ayrıca şu anda da olimpiyatlar
Petrobras'a yönelik mega projelere karşı yine protestolar Brezilya'da gerçekleşiyor. These mega projects have environmental consequences at the same time as they have social consequences because they almost invariably involve evictions, displacements and frequently attacks upon more vulnerable populations. Bu mega projelerin ekolojik ve kentsel etkileri olduğu gibi açık olarak sosyal etkileri de var. Tabii boşaltmalar, yerinden edilmeler gibi sosyal dokuyu da etkileyen dönüşümlere neden oluyorlar. So increasingly you have an urbanization process which is driven by big capital and big developer interests, which are producing cities which are actually less and less environmentally sustainable in spite of all of the rhetoric and less satisfactory as decent places to live. Ve yatırımcılar ve sermayenin talebiyle artık bu şehirler yatırım araçları olarak üretiliyor ve sürdürülebilirlik, ekolojik etmenler göz ardı edilip artık yaşanamayacak yerler haline geliyor kentleşme sürecinde. Many of the protests we've seen in cities over the last 10 or 15 years, and there have been a lot of them, have in effect been protests against the qualities of urban living and daily life in urban situations. 10-15 senedir gördüğümüz protestolarda ki bunların çok fazla olduğundan da söz etmeliyim son 10-15 yıl içinde. Bu protestolar genellikle gündelik kentsel yaşamın kalitesinin ne kadar düşmesi ve o kentleşme sürecini etkileyen faktörlere karşı olan protestolardı. Now I've always held in my own work that we should treat on an equal basis protests which are based upon working conditions and the workplace and conditions in the living space. But increasingly we've seen protests focusing more and more upon conditions in the living space. Daha önceki çalışmalarımda da her zaman iş ve iş hayatına ve iş yerlerine dair protestoların da protestolar üzerine çalışmalar olduğunu gördüm ama artık yaşam alanlarımıza dair de protestoların ve söz hakkının önemli olduğunu. And I think we're seeing a pattern of protests which corresponds to what I would say is widespread alienation with the conditions of urban life. Artık olan protestoların da yabancılaşma etkisine karşı olduğunu söylemeliyim. Kent yaşamında birbirimizle yabancılaşma kavramına karşı olan bir yaklaşım söz konusu. And alienated populations frequently engage in certain kinds of immediate protests of anger, and we've seen many of them, like I've said, over the last 15 years or so. Bu yabancılaşmış toplumun da insanların da hani şiddete varan eylem biçimleri olması da söz konusu son yıllarda gördüğümüz gibi. Which suggests there's something seriously wrong with the urban process in general. Yani sonuç olarak kentleşme süreciyle ilgili bir yanlış olduğunu genel olarak söyleyebiliriz. And I think that one of the responses has been to try to find spaces within the urban environment within which people can create some sort of unalienated relation to each other, an unalienated relation to nature, an unalienated relation to the built environment. Bu bağlamda da farklı bir biçim olarak yapılan bir yabancılaşmamış bir yaşama alanı diyebileceğimiz birbirleriyle hem birbirleriyle iletişim halinde olan hem doğayla iletişim halinde olan birbirinin yüzüne bakan aslında diyebileceğimiz yaşama alanları yaratmak kent mekanı içerisinde. And part of what I understand the Gezi process was about was, if you like, a search for an unalienated form of living in a world which is increasingly becoming alienated. Benim anladığım kadarıyla Gezi
son derece birbiriyle yabancılaşmış bir ortamda, bir dünyada birbiriyle yabancılaşmayan bir yaşam formu yapma çabası idi. And what better place to talk about this than a place where architects get together, because one of the big issues, it seems to me, is to how to create alternative forms of urbanization, alternative forms which incorporate democratic forms of governance and which seek to counter the alienated kind of urbanization which is being driven by capitalist class power. Bunu konuşmak için aslında mimarların toplandığı, yani mimarlar odası olan yerde konuşmak çok değerli bence. Bundan daha iyi bir yer bulamazdık. Çünkü farklı bir kent yaşam biçimini, farklı bir demokratik katılım biçimini kente dair kararlarda alabileceği, yani artık bulmamız gerektiğini düşünüyorum ve bunu burada tartışmak çok değerli. Of course, there are many particular elements of that. We have to defend what already exists, but we also have to try to create as well as simply defend. Yani dediğim şu ki, savunma hattından, sürekli bir yerleri savunma biçiminden artık yeni bir yaşam biçimi formunu kurmaya dair yeni bir hatta geçmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. For example, in most of the cities I know, public spaces are being eroded to the point where the public has almost no place in which to act as a public. Benim bildiğim kadarıyla artık son zamanlarda kamusal mekanlar olarak tanımladığımız yerler, kamunun, yani kullanıcıların kamu olarak hareket edemedikleri alanlara dönüşüyor. Like Taksim Square. Yes, like Taksim Square. Yes. Taksim Meydanı gibi. But this is going on in almost every city that I know. Bu, ama bu süreç neredeyse bildiğim tüm şehirlerde gerçekleşiyor. But we have to think not only of defending public spaces like Gezi Park, we have to think also of creating public spaces where publics can assemble and can actually be expressive of political will. Artık yani politik taleplerimizi ve niyetlerimizi de anlatabileceğimiz alanlar yaratmak durumundayız, kamusal alanlar. Sadece savunma hattından çıkmamız gerekiyor, diyor Sayın Harvey. So I think if we take this as part of our task, then it seems to me that the Gezi process was not ended by the occupation. It was actually the beginning of something radically different, as were the protests that I've mentioned going on in many parts of the world, in many urban centers. Bu bağlamda şunu söylemek istiyorum. Yani Gezi Parkı'ndan çıkılmasıyla Gezi süreci bence kesinlikle bitmiş değil. Hatta başka bir sürecin başlangıcı haline gelmiştir. Tüm dünya şehirlerinde biz bunun benzerini de görmeye devam ettiğimiz için hani bizim de dediğimiz gibi aslında bu daha başlangıç. Evet. Hani bu daha başlangıç, mücadeleye devam. This is just the beginning. This is just the beginning. Well, the struggle continues, yes. Thank you. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar, gerçekten artık her yerdeyiz ve sahiden de bu daha başlangıç ve mücadeleye devam. Ancak bıraktığımız yerden devam edelim ve basın toplantısı bitirelim ve sevgili David Harvey'e çok anlamlı bu katkısı için çok teşekkür ediyoruz. Buyurun Ali arkadaşım, ve sorular varsa. Şimdi değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlar, Sayın Harvey'e teşekkür ediyoruz ve onun da aslında çizdiği çerçeve, Gezi gibi süreçlerin, yani milyonların o kendiliğinden tepkisinin, demokratik tepkisinin, kente sahip çıkma, doğaya sahip çıkma, yaşama sahip çıkma refleksinin aslında sadece bu ülkeye özgü olmadığını, 2013'ün Haziran'ına özgü olmadığını, tüm dünyada bu rantçı, neoliberal, kapitalist sistemin aslında insanlar üzerindeki yarattığı bu basıncın, bu
öfkenin bir dışa vurumu olduğunu paylaşmış oldu. Biz de aslında burada gezi sürecini Gezi Parkı'na AVM, rezidans, Topçu Kışlası ya da herhangi bir inşaat, Taksim Meydanı'na gerçekten bu ülkenin tarihine, mimarisine uygun olmayan yapılaşma olmasın diye kurulmuş 128 bileşenli Taksim dayanışması olarak Gezi'nin belki başlangıcını, imzasını, sözünü söylemiş kurumlarız. Ancak hepimiz biliyoruz ki Gezi süreci ne başlangıç tarihi bilinen ne de bir sonu olan bir süreç. Ne 27 Mayıs, ne 31 Mayıs, ne 1 Haziran. Belki çok öncesinden korlanan bir ateşin 2013'ün Mayıs'ının sonunda, Haziran'ında bir patlamasıydı. Ve yine herkes biliyor ki bu yıllık anmaları yapılacak, anılacak, hatırlanacak bir anı değil. Bu ülkenin açıklamamızda da belirttiğimiz gibi her toprağında, her taşında, solunan her havasında, her yerinde, kadınında, erkeğinde, İstanbul'un da Hakkari'sinde, Edirne'sinde yaşanıyor, etkileri sürüyor ve sürecek. Başlatıcısı, sahibi yok. O yüzden bitiricisi de yok. Hiç kimse öfkelenmesin, kızmasın. Güncel siyasetle de ilgisi yok Gezi'nin. Şu parti bu partiyle de ilgili değil. Herhangi bir hükümeti düşürme kaygısı da taşımıyor. Kapitalizme karşı, o insanı yok sayan, ruhsuz, her şeyi beton olarak gören, rantçı zihniyete karşı insanı, yaşamı savunan, insanların gözlerini savunan, gören gözlerini savunan hayvanları. Ve hayvanları ve doğayı ve ağacı ve yeşili savunan bir hareket. Bu nedenle biz burada herhangi bir anmadan bahsetmiyoruz. Belki yaşanan o direngenliği, o halkın direnişini, haklı öfkesini ve taleplerini hatırlatmak için yeniden 31 Mayıs'ta 31 Mayıs'ı odağına alan bir hatırlatma buluşmaları yapacağız. Bu muhtemeldir ki bu Ankara'da başka bir tarihte olacak. Adana'da, Antakya'da, Edirne'de arkadaşlarımız ne yapacaklar biz de bilmiyoruz. Zaten Gezi'nin güzelliği de bu. Ne bir yerden emir alır, ne bir yere emir verir. Ne boyun eğer, ne kimsenin kendisine de boyun eğmesini ister. Ama sözünü söyler, başını dik tutar. Sözü de eylemle sonuçlanır. Sadece kuru laftan ibaret değildir. Bu nedenle İstanbul'da Taksim Dayanışması bileşeni bütün kurumlarla ve Gezi'de emek harcayan, katkı koyan, kendini hisseden, katılan, tencere tava çalan, duygulanan, söz söyleyen, yemek getiren, çocuk bakan, çadır açan, şöyle ya da böyle Gezi'de ben de vardım diyen herkesi ama herkesi davet ettiğimiz bir büyük buluşmadan söz ediyoruz. Takvimimiz 30 Mayıs Cumartesi günü. Yine Gezi'nin bütün bu ruhunu yansıtan, burada da yansıması olan dev Gezi resminin açılışıyla sanatçı dostumuz, ressam dostumuzun Haydar Bey'in büyük emek sarf ettiği bu tablonun açılışıyla başlayacak. Saat 14'te 30 Mayıs Cumartesi bu mekanda Gezi'nin açılışı için herkesi davet ediyoruz. Burası sığar, burası herkes sığar, burası bütün İstanbul'u sığar. Gezi Parkı nasıl bütün Türkiye'yi aldıysa bu mekanda, bu binada Gezi ruhuyla buraya gelecek herkesi bu resim sergimizin, daha doğrusu bu Gezi tablosunun açılışında kapsamaya adaydır. Cumartesi 30 Mayıs 14'te burada bu tablomuzun açılışı var. 31 Mayıs'ta yine her zamanki gibi Gezi Parkı'na gidiyoruz. Ama öyle başkalarının yüklemeye çalıştığı bir misyonla değil, hesaplaşmaya çalıştıkları, kavga çıkarmaya çalıştıkları, provoke etmeye çalıştıkları bir duyguyla hiç değil, Gezi Parkı'na Gezi ruhuyla, şarkımızla, sözümüzle, neşemizle gidiyoruz. Ama kararlılığımız da tabii ki 31 Mayıs akşamının sabaha kadar süren direngenliğiyle gidiyoruz. 31 Mayıs'ta ve kaybettiğimiz canlarımızı hiç kuşkusuz Gezi'de simgeleşen ve tarihte hiçbir zaman da silinmeyeceğine inandığımız canlarımızı anmak üzere karanfillerimizle dediğimiz gibi büyük bir coşkuyla barışçıl olarak ve hiç kimsenin hiçbir ima yüklemesine izin vermeden saat 13'te Gezi Parkı'na hep birlikte gidiyoruz. Bütün İstanbul'u, İstanbulluları, Türkiye'lileri, yine Gezi'de ben de vardım diyen herkesi bu buluşmaya davet ediyoruz. Ve yine aynı gün 31 Mayıs'ta pazar günü saat 15'te aynı anda iki parkımızda Gezi ile simgeleşen her iki yakada
Abbas Ağa Parkı'nda ve Özgürlük Parkı'nda Kadıköy'de Göztepe'de büyük bir gezi buluşması organize etmiş durumdayız. Aslında etmiş durumda arkadaşlarımız, dediğim gibi gezi kendiliğinden oluşan, yapan, üreten, katkı koyan bir hareket. Park forumlarından arkadaşlarımız, geziye sahip çıkan arkadaşlarımız bu iki parkta saat 15'ten itibaren yine geziyi anımsatan konserler, çadırlar, sergiler, sofralar kuracaklar. Yine bütün İstanbul'u 31 Mayıs Pazar günü saat 15'ten itibaren Abbas Ağa ve Özgürlük Parkı'na her iki yakada, her iki yere İstanbul'un iki yakasındaki bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. Davetli olarak değil, direkt üreten olarak, ev sahibi olarak, geziyi yaşayanlar olarak, geziye sahip çıkanlar olarak bu üç yere, 13'te Gezi Parkı'na, 15'te Abbas Ağa ve Göztepe Parkı'na davet ediyoruz ve orada buluşmak üzere diyoruz. Çok teşekkürler. Ancak şunu tekrar Ali arkadaşımın çok doğru belirttiği gibi, biz çağrıcı da değiliz, biz orada olacağız çünkü biz de o bütünün bir parçasıyız. Biz 13'te Gezi Parkı'nda, 15'te parklarımızda olacağız. Hep birlikte buluşmak üzere diyoruz. Arkadaşlar, sorusu olan varsa onu dağıtalım. Yok herhalde, güle güle.